20. saat kaldığı yerden devam ediyor efendim. Canlı masamızı kurduk. Sağımda CHP milletvekili Sayın Gürsel Tekin var. Hoş geldiniz Sayın Tekin. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum, eksik olmayınız. Hemen sol tarafımda ceza hukukçusu Sayın Ruşen Gültekin. Hoş geldiniz Sayın Gültekin. Ve Oda TV Genel Yayın Yönetmeni sevgili meslektaşım. Ben onu... Yani ben kendimi onunla meslektaş olarak göremiyorum. O fena filan mertebesine erişti çünkü bana sorarsanız. Gerçekten de Barış Pehlivan, hoş geldin Barış'cığım. Siz ikiniz cezaevinde mi tanışmışsınız? Evet. Yani bu iki beyefendi arasında bir vekillik ve avukatlık ilişkisi var. Evet. Bayağı iş çıkıyordur size Barış sayesinde. Ya şu kadar bir alanda zaten tanışmıştık. Tanışmıştığımız böyle bir alanda oldu. Şu an 158 yılda yargılandığım davada kendisi avukatlığımı yapıyor. Kaç? 158? 158 yılda. Ama tabii yani 158 yıl isteniyor ama o günkü şeyi anlatmamız lazım. Hemen girişte başlayalım siz madem konuyu açtınız. Aynen öyle. Bir önce şu cezaevinde nasıl tanıştınız? Bir onu anlatın. Oradan da cezaevinde başka bir soruşturmadan dolayı tutuklanmıştı. Bu MİT mensupları ile ilgili konuda cezaevindeydi. Ben de Murat Ağrel'in avukatıydım. Yan bölümdeydi. Aramızda naylon vardı. O zaman başka bir avukatı vardı. Ben tanışmak amacıyla yanına gittim. Merhaba demek için. O arada tanışmış selam verdiniz, olduk. Borç çıktınız. Yani siz aslında cezaevine avukatı Murat olduğunuz için. Murat'ı ziyarete gitmiştiniz. Evet. Murat'la görüşmeye gitmiştiniz. Murat'ın avukatı olarak gitmiştiniz. Ama zaten dava arkadaşıydı onlar. Yani aynı konuda yargılanan. Gene öyle. Gene tabii, dava arkadaşları. Birliktelerdi. Sonra da bu son olaylarla ilgili... tazminat davaları ve suç duyuruları gelince işte 158 yıl orada savunmalarını üstlendim şimdi. O gün, olay günü yani geçen hafta herhalde. Hı hı. Geçen hafta Çağlayan Adliyesi'ne iki soruşturma duymuştuk. Bunlara ifade vermeye gittik. İstanbul Çağlayan'da 5 tane toplam basın savcısı var. Biz ikisine ifade vereceğiz diye gittik. Bir baktık savcıların hepsi bizi arıyor aslında. Bir koridorun tamamı. Yani, bir koridorun tamamı. Ondan çıkıyoruz, ona giriyoruz. Ondan çıkıyoruz. Savcım diyorum siz durun. Barış'ı hazırlayayım diyorum. Barış oradan ona giriyor. Bu arada Barış Terkoğlu'nu öbür Cumhuriyet Savcısının yanına sokuyoruz. 14 soruşturmada bir günde ayrı ayrı toplam 28 kez ifade verdik. Tek günde. Yakın tarihte olmayan bir şey bu. Bir siyasetçi olarak bir şey söylemek ister misiniz? Az bir şey değil. Yani akıl almaz bir şey anlattık. Yani böyle ben 28 kez ifadeye girdim yani. Ustadım yani biraz belki biz bir öz eleştiri yapmak zorundayız. Biz sanki Türkiye'de yaşanmıyormuşuz gibi davranıyoruz. Yani bir kere öncelikle şunu söylüyorum. Gri alan kalmadı kardeşim. Her şey kapkara oldu. Biraz önce kutuplaşma araştırmaları söylediniz. Ya Türkiye o kadar kirlenmiş ki bu kadar kirlilikte bizim bir hukuk aramamız, kim doğruydu, kim haksızdı onu aramamız doğrusu bir saflık gibi bir şeydir ya. Bakın size Türkiye'deki işleyişi bir anlatayım ki ondan sonra niçin kardeşimiz 158 yıl yargılanıyor? Bir gazeteciden bahsediyoruz. Tabii bir gazeteciden. Bütün bu sözünü ettiğiniz davalardan mı 158 yıl? Cendere kitabı. Bu ülkede birisi sadece bir şey yapmayacaksınız. İmzalatmak istiyordu, o kitabı da alalım bu arada. Bu ülkede itiraz etmeyeceksiniz. İtiraz etmiyorsanız hiçbir sorun yaşamamış olursunuz. Şimdi şöyle düşünün, ben milletvekiliyim. Siyaset o kadar kirlendi ki mesela şöyle milletvekili lojmanları var. Yargı mensupları lojmanları var. Basın mensupları lojmanları var. Olabilir nedir yani? Olmaz mı diyeceksiniz? Olmaz kardeşim. Niçin olmaz? Kim size tahsis ediyor bunları? Nereden alıyorsunuz? Ya milli emlaktan alacaksınız ya da belediyede alacaksınız. Bir dakika, basın mensubu lojmanları mı? Elbette tabii. Nerede var bunlar? Yok mu yani Beşiktaş'taki o lüks basın konutları kimdir? Nereden alındı? Dalan döneminde tahsis edilen binalardı. Şimdi bugün ne amaçla kimler kullanıyor orayı? Evleri kendi evleri bir şey şeyi tamam, falan değil, lojman değil, lojman, pardon. Kooperatif. Ha şimdi kooperatif, oldu. Tamam kooperatif. Ben lojman deyince kafam şimdi, başka bir şey. Bir de o mu çıktı dedim. Milletvekili ne yapıyor? Milletvekili yasama yapıyor. Yasama pisliğe bulaştı mı? Bulaştı. Gazeteci ne yapıyor? Dördüncü kuvvet dediğimiz, hani 1, 2, 3, 4 diyoruz ya. Bu da bulaştı mı pisliğin içine? Normalde ne yazması lazım? Gerçeği. Kamu alanları birilerine peşkeş çekiliyorsa ona şiddetli bir şekilde muhalefet etmesi lazım. O da gitti mi? Gitti. Sayıştay müfettişleri.
Ne iş yapar Sayıştay müfettişleri? Denetleme raporu yazması lazım. 80-90 milyon vatandaşta toplanan paraların nasıl harcandığını, doğru harcanıp harcanmadığını araştıran ve bu konuda raporlayan insanlar. Bunlar da aldı mı? Gitti. Hakimler, savcılar ya. Hakimler, şimdi bu kadar kirlenmiş bir ülkede neden bahsediyoruz Allah aşkına ya? Her taraf kirlenmiş. Bu ülkede mesela ben 2011 yılında çıktım, dedim ki İstanbul'da, sadece İstanbul için, halen de o iddianın arkasındayım. İmar rantında 100 milyar dolar para döndü. Bak bir daha söylüyorum. 100 milyar dolar. Sadece İstanbul'daki imar rantından dolayı. Hiçbir iktidar mensubu, bakan, belediye başkanı, hiç kimse bu konuda cevap vermedi. Kendimi ihbar ettim savcılara. Dedim ki ya bu ülkenin savcılarına beni kardeşim yargılayın. Deyin ki ya arkadaş sen çok büyük bir iddia ortaya koydun. 100 milyar dolar ne demek ya? Gel kardeşim bunun hesabını sen ver. Ben gelip size hesap vereyim dedim kardeşim. Bu da olmadı. Şimdi böyle bir ortamda düşündüğünüz zaman kardeşim yanarsınız yani. Bu maalesef böyle. Yani sizin dünyada yargı sistemin için var. Mesela işte iyi kötü şimdi adamın iki oğlu varmış. Bir tanesi çok yalan söylüyormuş. Biri de arada bir yalan söylüyormuş. Demişti ki baba bu çocuklarda hangisini çok seviyorsun? Vallahi demiş o yalan söyleyeni çok seviyorum. Niye demiş? Beni yanıltmıyor. Şimdi biz aslında yani bir otoriter sistemde yaşıyoruz ama yaşamıyormuşuz gibi yapıyoruz yani. Ya ülkenin, dünyanın neresinde böyle bir şey olabilir? Şimdi Murat niçin yargılanıyor? Yolsuzlukları yazıyor. Aha Örel. Abi Murat niye yazıyorsun Örel kardeşim sen yolsuzlukları? Yazmasan kim sana ne diyecek? Siz niye yargılanıyorsunuz? Sen niye yargılanıyorsun kardeşim? Ben birçok suçtan yargılanıyorum. Ya Allah Allah niye ya mesela? Kamuya zarar mı verdin? Ben 17-18 yıldır gazetecilik yapıyorum. Yaklaşık herhalde bir 50 dava bugüne kadar açılmıştır. İtiraz etmiyorum. Kamuya zarar mı verdin? İhale mi aldın? Ha, sadece yaz. Devletimi sadece dolandırdın? Şu. Sadece evet, şimdi böyle kalemin olacak. Yüzünden. Sadece yani, bu yani. Ya kitap ya haberi. Kitap, haber, köşe yazısı, demeç yani hiçbir şekilde yani ben başka hiçbir suçtan düşüncelerinden dolayı yargılanıyor aslında. Şimdi sistemin tamamı çürümüş. Bu sistem devrim niteliğinde tamamı değişmediği sürece böyle parça parça bizim bir şey düzeltmemiz mümkün. Ama Gürsel Bey, alışmanın da doğru olmadığına inanıyorum. Ben kanıksama meselesinin iyi bir şey olmadığına inanıyorum. Kesinlikle ama maalesef öyle bir ortamdayız. Yani böyle bir şey olabilir. Gerçeği bilelim. Size bir şey daha söyleyeyim. Bakın nereden nereye girmişiz. 2001 yılında işte biliyorsunuz bir ekonomik kriz oldu. Aslında o günkü ekonomik kriz bankaların yaratmış olduğu, devletin yaratmış olduğu bir krizdi. Bankacılık sisteminden kaynaklı ve gerçekten Türkiye'de büyük bir reaksiyon oldu. İşte o günkü hatırlayacağınız gibi televizyonlarda insanlar kuyruğa girmiş. Ticaret odası başkanları, sanayi odası başkanları, Türkiye Odalar Birliği televizyon dolaşıyor, işte ekonomik kriz var, Türkiye iyi gitmiyor falan derken günün birinde işte Ankara'da siteler esnafı bir cuma günü, cuma namazından sonra 3 otobüs başbakanlığın önüne geldi, kasa attılar. Ve o gün koalisyon hükümeti dayanamadı, erken seçim kararı aldı. O gün, yani o ağır ekonomik krizde icra dosya sayısı 7 milyon. 7 milyon vatandaşımız icralık olmuş. Şu anda icra dosya sayısının ne olduğunu söyleyeyim mi? 26 milyon. Taraflarla ben hesaplamıştım 105 milyon. Ya 26 milyon dosya. Ha. Ve siteler esnafına defalarca gittim. Dedim ki ya arkadaş, yani gidip en haklı gerekçeniz, tabii ki vergi ödüyorsunuz. Sizi yönetenler iyi doğru yönetmek zorundadır. Eğer bir sorun varsa en demokratik hakkınızı kullanmanız da son derece doğrudur. Bunu da destekliyorum. O tarihte sitelerdeki esnaflarda bir tek kapalı dükkan yok. Bir tek kapalı dükkan yok. Şimdi gittiğinizde dükkanların yarısı kapalı. Sadece vatandaş kepenk kapatmamış, devlet de dükkanını kapatmış. Bu ne demektir? Devletin iki vergi dairesi varmış o dönem. İki vergi dairesinin bir tanesini kapatmak zorunda kalmış. Çünkü birçok esnaf orada dükkanları kapatınca. İstanbul'un çeperlerine gidin. Yani AKP'nin en çok oy aldığı İstanbul'un çeperlerine gidin. İnanın yoksulluk falan demek istemiyorum.
Sefalet mi? Büyük bir sefalet. Evet, onu derin yani yoksulluk ağının raporunda gördük ama biz buna rağmen mesela şeyi konuşuyoruz, rektörü konuşuyoruz. İşte bugün Sayın Erdoğan'ın... Ama bu tuzağa biz düşmemeliyiz. İşte Barış da onu söylüyor. O bu tuzağa biz düşüyoruz. Bunun bir taraftan bırak onu, yine ne konuşacaksa konuşsun. Onu ciddiye almamamız lazım. Her şeyden önce yine de bunları tabii çok önemli vurgular ama bunu yine siyaset çözecek aslında. Elbette siyaset çözecek. Siz bu noktadaki çözüm umutlarımızdan birisiniz. Hiç itiraz etmiyorum. Bakın bizim muhalefet olarak burada sadece bütün bu sorumluluğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sırtına yüklerseniz bu meselenin altından çıkmamız çok zor olur. Sivil toplum örgütleri, odalar, demokratik tüm. Bütün yani bu gidişattan rahatsız olan şu anda mesela Millet İttifakı gerçekten büyük bir dayanışma var. Bütün enfekte etmelere rağmen yani ciddi bir çabanın olduğunu da görüyoruz. Burada yan yana durmak zorundayız. Öyle oldu, böyle oldu. Sürekli bu tartışmalar. İşte bir başka partiyi tartışıyorlar, yetmiyor bir başka parti. Muhalefetin tamamı. İstisnasız, tabii ki bu işin lokomotifi Cumhuriyet Halk Partisi, iktidarın gündemine hiç takılmayacak. Bize küfür mü ediyor? Kulağımızı kapatacağız kardeşim. Boş. Biz tartışıyoruz, büyütüyoruz. Peki. Bu bizim işimiz değil. Ama yine de konuşmak lazım. Şuradan girelim ilk konu başlığı olarak. Biraz üstünde düşünelim. Bir zihin egzersizidir sonuçta 20. saatin canlı yayın masası. Oradan ilerleyelim. Bir rektör tartışması süre gidiyor Boğaziçi Üniversitesi'nde. Olay bir şekilde iktidar medyasının da katkılarıyla bir insanın kişiliğinde, kimliğinde son buldu neredeyse. Evet. Yani iyi bir insan olursa bir sorun yok. Ama işte bu o kadar da sevimli değil falan. Hani yani neredeyse ki o kişinin karakter özellikleri üzerinden bir tartışma yürütülmeye başlandı. Oysa ki konu sistem. Evet. YÖK, Cumhurbaşkanı'nın bir tek karar verici olarak bir rektörü ataması. Burada hukuki olarak bir sıkıntı var mı? Diyor ki çünkü Melih Bul diyor ki kardeşim benim atamam Türkiye'deki hukuka ve yasalara uygun olarak gerçekleşti diyor. Şimdi bir şeyin şu ana kadar yapılanlar öyle oldu. Bizi izleyen hocalarım da vardır. Bize onlar öğrettiler bunları. Bir şeyin kanuna uygun olmasıyla hukuka uygun olması arasında büyük bir fark vardır. Bir şey yürürlükteki kanunlara aykırı olabilir ama hukuka aykırıdır. Uygun olabilir ama hukuka aykırıdır. Anayasanın 130. maddesinin 6. fıkrası şunu söylüyor Özaman. 130. kanunun belirlediği usul ve esaslara göre rektörler cumhurbaşkanınca, dekanlar ise yüksek öğrenim kurulunca seçilir ve atanır. Bakın çok net evet, anayasa. Peki biz bunu değiştirmek için bugün ben bir hocamız vardı, Reşit Can Bey'di, profesör doktor. Onun söyleşisini izledim. Dedi ki AK Parti dedi 2003 yılında bir şey getirdi, taslak getirdi üniversiteye girmek için, bu şey siyaseti sokmak için. Bir getirdi. O zaman Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu'ydu. O zaman bakanlarla görüşebiliyorduk dedi. Bakana gittik, anlattık. Bu kanunla getirmek istedikleri şeylerden birisi asistanları bile, üniversitedeki asistanları bile merkezden atayalım, Ankara'dan. Sebebini sorduğumuzda bakana demişler ki ya orduda böyle oluyor. Orduda merkezden atama yapılıyor her yere. Yani. Biz de diyor tüm üniversitedeki asistanları merkezden atayalım. Olur mu böyle bir şey denilmiş, geri çekilmiş. Daha sonra 2012'de getirilmiş böyle bir taslak. 2012'de de absürtlüğü sebebiyle ortadan kaldırılmış. Daha sonra ne oluyor tabii? Bu şekilde demokratik yoldan bir kanun talebiyle geldiğinde döküldüğü için bu kanunlar, üniversite özelliğine, akademik özgürlüklere aykırı olduğu için ne geliyor bunun karşılığında? 2016 yılında 15 Temmuz darbesi. Bakın. Çok net söyleyeceğim. İçim kan ağlıyor bu konuda. Biz 20 Temmuz günü olağanüstü hali niye ilan ettik? 15 Temmuz'dan önce meydana gelen olayları ortadan kaldırmak için tedbir almak üzere devlet olağanüstü hal ilan etti. Evet. Dolayısıyla bu kanun hükmünde kararnamelerin hepsi neyle ilgili olmalıydı? FETÖ'yü ortadan kaldırmakla ilgili olmalıydı. Fakat en yakından bildiğiniz şudur. Seyircilerin kulaklarını da yakın gelecekte kış lastikleri diyebiliriz değil mi? Keşke sadece kış lastiklerini kanun hükmünde kararnameyle değiştirmiş olsalardı. Üniversitelerin rektör atamasını tamamen tek başına Cumhurbaşkanı'na bağladılar. Hatta aynı gün içinde aykırı... iki kere değişti o eşkal. Önce tabii. İşte profesörlük şartı yoktu, sonra bir yok o kadar da ayıp olur mu denildi, artık ne oldu? O da daha sonraki mesele. Hatırlıyor musun bir gün içinde birkaç KHK yayınlandı? O ayrı bir fecaat. Cumhurbaşkanınca atanır maddesini doğrudan kanuna, ki bakın okudum
Anayasanın 130. maddesi diyor ki kanunun belirlediği usul ve esaslara göre rektörler cumhurbaşkanınca, dekanlar ise yüksek öğrenim kurulunca seçilir ve atanır. Burada demek istediği şu, kanunun esaslara uyarınca. Bu tamamen değiştirip tek kişiye bunu verdiğiniz zaman anayasanın 130. maddesinin 6. fıkrasına zaten aykırı. Siz bunu kanun hükmünde anayasaya aykırı olarak ne zaman getirdiniz? İşte bu darbe dediğiniz şeyin boşluk yaratıp orada kanun hükmünde kararname yaparken, siz daha iyi biliyorsunuz onları. Ceza kanununda da, CMK'da da, yani ana kanunlar dediğimiz, temel kodlar dediğimiz kodları da değiştirdiniz. Biz bas bas bağırdık. Buradaki vebal kimin? Açıkçası bu vebal Anayasa Mahkemesi. Geçmişte darbelerden sonra, yani 1980'den sonra bu kanun hükmünde kararnameler çıkmaya başladığında asker de kötüye kullanmak istemişti. Ama o zaman yargı vardı. Anayasa Mahkemesi topa girdi. Dedi ki kardeşim, dedi, sen bunu dedi yapsan da bu şekilde, eğer bu kanun hükmünde kararnameler yetki sınırlarının dışına çıktıysan bu kanun hükmünde kararnameleri yaparken ben denetlerim dedi. Aldı, denetledi, o 1402'likler dediğimiz öğretim üyelerinin mesleğe dönüşü öyle olmuştur. Dedi ki sen kanun hükmünde kararnameyle üniversiteleri düzenleyemezsin. Aynı Anayasa Mahkemesi bugün dedi ki ben olağanüstü hal dönemlerinde çıkan kanun hükmünde kararnamelere değerlendirmem dedi. Dolayısıyla bugün aslında sadece o değil. Bakın Ankara Üniversitesi'ne Necdet Ünüvar isimli bir, bu Boğaziçi'deki ilk değil, 20 kadar siyasete göbeğinden bağlı AK Partili milletvekili adayı, aday adayı olan kişilerin rektör olarak atandığını görüyoruz. Boğaziçi'ndeki bir önceki rektör zaten aslında uzak biri değildi ki. Kardeşi AK Parti milletvekiliydi. Çok doğru. Baktığınız zaman. Doğru. Yani neden onu oradan aldınız? Aynı şey. Çünkü olay aslında bir yerde olay çıkartmak. Daha çok biat etmiş birini getirerek başka bir yere gitmek. Hmm. Hal böyle olunca iş zaten neydi bizde olay? Bizde bakın Amerikan seçimlerinde gördük değil mi? Ne dediler? Anayasaya sadakat dediler. Biz ne diyoruz? Anayasaya sadakat demiyoruz. Kişiye sadakatten bahsediyoruz. Dolayısıyla biz demokratik kurumlarını kaybetmiş, kişiye biat sistemini getirmiş ve bu şekilde devleti yönetmeye çalışan ve devletin demokratik kurum ve kuruluşlarını hızla ortadan kaldıran bir toplum haline geldik. Hal böyle olunca ne oluyor? Burada Boğaziçi'nde yaşadığımız şey en başta bu. Bir kere kimse şunu da söylemek lazım. Buradan belki bu kısmı önemli. Ben çıldırıyorum yani. Bir hukukçu olarak çıldırıyorum. Bakın televizyonda verdiler. Geceleri insanların evine daldılar. Koçbaşı'yla dediler ki yanlış eve de girdiler. Bir muhtarın evine girdiler. Bakın, Sultan Aksu isimli. Evet, bakın herkes evinde oturuyor. Allah kimsenin başına vermesin. Gece saat 10 ya da sabah 2. Ama ben söyleyeyim, bunu anlatalım Özlem Hanım. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ceza Muhakemesi Kanunu 118 ve 119. maddelerine göre hiç kimsenin evine gece giremezsiniz. Bunun 3 temel istisnası var Özlem Hanım. Diyor ki 3 temel istisna şu. Suçüstü hali. Bir adamı takip ediyorsanız onu takip ederken gece de devam edebilirsiniz. Peki. Birinci. Gecikmesinde sakınca bulunan hal. Bunu açacağım. İkincisi. Üçüncüsü de gözaltına almış olup da firar eden kişiyi takip ederken. Bunun dışında arama dediğimiz iş gece, yani hava karardıktan sonra bir saat önce, sabah aydınlanmadan bir saat öncesine kadar aralıkta yapılmaz. Bu neden? Bu aslında senin hukuki güvenlik hakkın. Gece evinde gelenin suççu olduğuna. Telefon açılsa bunların hepsi gidecek ifadesini. Hayır. Şöyle söyleyeyim, bakın ben suç ceza hakimliği yaptım. Bakın çok önemli. Bugün farkında mısınız yargı suskun? Bakın bu kadar gözaltı kararı, bu kadar yargılama kararı, bu kadar arama kararı. Kimin nasıl konuşması gerekirdi mesela? Yani ya da bunların hepsi yargısal faaliyet. Burada başsavcılık basın açıklaması yapacak. Gözaltı kararlarının nasıl aldığını, arama kararlarının neden verildiğini çok söyleyecek. Çok doğru. Eskiden böyleydi yani. En azından ben de 26 yıldır gazeteciyim. Şimdi bakıyoruz, İçişleri Bakanlığı'nın açıklamaları var. İçişleri Bakanlığı konuşuyor. Burada konuşacak Adalet Bakanı. Peki. Ya da ilgili başsavcılıklar. Son cümlemi söyleyeyim izninizle. Tamam, sonra Barış'a bir şey soracağım. Bu noktada dolayısıyla şu kısım çok önemli. Bu aramaların hepsi şu anlamda söylüyorum, tam orayı söyleyeceğim. Bakın ben de suç ceza hakimliği yaptım. Polisler, İçişleri güvenlik sebebiyle bu aramayı yargıdan talep edebilirler. Yargıç savcı o sebeple vardır. Yargıç savcı senin güvencendir.
Özlem Gürses diye polis benim kapıma geldiğinde suç ceza mahkemesine bana diyor ki gecikmesinde sakınca var sayın yargıç diyor. Lütfen Özlem Gürses diyor terörist olabilir diyor. Ben de diyorum ki kardeşim olabilirse yani. Bana belgesini getir. Belgesini getirmeden ben sana gecikmesinde sakınca bulunan hal diye arama kararı vermem. Çok defa vermemişimdir mesela bu sebeple. Çünkü delil lazım bana. Ama bugün bakıyoruz demek ki bu deliller yokmuş ki. Bu kadar insanın evine gittiler ki bundan hakkında dediler ki terör örgütü üyesidir bilmem nedir. Hepsi serbest bırakıldı Özlem Hanım. Şimdi ne oldu bu insanların hukuki güvenlik hakları çiğnendi. Hürriyetleri çiğnendi. O evdeki travmaları Allah kimsenin başına vermesin. Gece saat 10'da eve koç başlarıyla girdiler. Kapılar kırıldı. O evdeki çocukların hepsinin korkuları belki aylarca yıllarca sürecek bir travmadan bahsediyoruz. Ve bunun tamamen hukuksuz olduğu çok açık. Peki. Şimdi bir gazeteci okuması yapmanı rica edeceğim. Yani hani bir iki tane fotoğraf karesi getireyim önüne. Sen birleştir veya da bir analiz yap lütfen. İşini, bir yeni dava daha çıkartmayalım yalnız sayın avukatım da burada. Yani yeni bir şeye yol açmayalım. Dikkatli olalım ama şöyle. Önce bir kelepçe fotoğrafı gördük. Bu kelepçe fotoğrafının bütün batılı medyada manşetlere çıkartıldığını gördük. Arkasından siyasetçiler üzerinden bir illegalite algısı yönetilmeye başlandı. Canan Hanım'ın oradaki varlığı Selahattin Demirtaş'ın attığı tweet üzerinden işte bunlar şöyle, bunlar böyle. Sonra birdenbire o kelepçe fotoğrafına bir soruşturma başlatılmıştı ki Soylu'nun açıklaması geldi. Türk polisi doğru olanı yapmıştır. Arada birdenbire Sayın Devlet Bahçeli bir gezi iklimi yaratmak isteyenlerle ilgili çok sert bir şey mi oluyor? Hepsi aslında birbiriyle o kadar bağdaşık ki ben hatta buna bazı eklemeler de yapabilirim. Şimdi şuradan başlayayım. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün işte CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun DHKPC militanı olduğunu açıkça söyledi. Tam da böyle söyledi. Hayır, yani ima falan değil, cümle bu. Şimdi çok, bakın. Çok ağır şimdi her bakın çok bakın. Ana önce şunu söyleyelim. İstanbul İl Başkanı DHKPC bir terör örgütüdür. Nokta. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yapıyor? Milyonlarca kişinin oy verdiği bir partinin en büyük ilinin il başkanına o terör örgütünün üyesi olmakla itham ediyor. Şimdi hal böyleyken bakın burada düşünmemiz gerekiyor. Şimdi peki o milyonlarca insan yani o partiye o kişiye bir şekilde destekleyen milyonlarca insan ne oluyor? Umarım. Bir de şimdi onları nereye sokacağız o zaman? Ve o örgüt o terör örgütü. CHP İstanbul İl Başkanı'nın kendi militanı olduğu iddiasını yayında gördüğünde milyonlarca kişi gibi izlediğinde ne düşünüyor acaba? Bakın yani o örgüt için büyük bir kazanım olmuyor mu bu? Tırnak içinde soruyorum. Herkes terörist olursa, herkesi bir terör örgütünü üyelikle itham ederseniz acaba terörizm ne anlama gelmekte? Terörizm dediğimiz şey, terör dediğimiz şey korkutma değil midir? Siz bu korkutma kavramının içini boşaltmış olmuyor musunuz? Siz Canan Kaftancıoğlu'na, CHP'ye sempati duyan, onlara oy veren insanların gözünde terör kavramını yumuşatmıyor musunuz? Anlatabiliyor muyum? Bu gerçekten. Çok 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 tehlikeli bir şey. Bu işin bir boyutu. İşin bir boyutu ama bu şu anlama da geliyor. Bakın, ben size şuraya kadar götürebilirim meseleyi. Recep Tayyip Erdoğan dün yanlış hatırlamıyorsam Ozan Asıltürk'le görüştü. Evet o fotoğraf. Saadet çok, Partisi'nin çok önemli Milli Görüş'ün en önemli isimlerinden birisiyle görüştü. Ama Sayın Erdoğan değil miydi ben Milli Görüş gömleğini şimdi, çıkarttım diye. Yani ne dedi? Ne dedi o görüşmeye zaten? Dair? O görüşmeye dair ne dedi? Dedi ki ya dedi acaba bizim ittifakımıza bir katılım olabilir mi? Birlikte bir şeyler yapabilir miyiz ileride vesaire? Onu da biz konuştuk ettik dedim. Üzerine hemen karşı cephedeki Canan Kaftancıoğlu'nun terörizmle itham etti. Üzerine ben bir şey daha ekleyeyim. İşte TSK'ya ait silahların emniyet tarafından kullanılmasına izin verildi. Bakın bir parantez açayım. Emasya diye bir protokol vardı değil mi? Neydi o protokol? En özetle toplumsal olaylarda TSK'nın da bir şekilde devreye girmesiydi. AKP hükümeti o Emasya protokolünü kaldırdı yürürlükten. Aynı AKP hükümeti TSK'nın, hadi daha basitleştireyim, tankının polis tarafından kullanılmasına izin veren bir yönetmeliğe, bir yola açtı. Hepsini toplarsak nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Hepsini toplarsak, benim bir gazeteci olarak gözlemlediğim şey şu. Hatta Amerika'da olanları bile katabiliriz. Gezi kelimesinin tekrar kullanılmasını bile katabiliriz. Çünkü o çok verimli bir şimdi kelime bulutu. Ben şuraya görüyorum, bakın.
Bir kere hükümet, pandemiyi katabilirsiniz, ekonomik sıkıntıları katabilirsiniz, bir sürü şey katabilirsiniz. İnsanların sokağa dökülmesinden korkuyor. Çok açık ve net şekilde. Eğer sokağa dökülürse, ki Boğaziçi meselesi biraz o korkuları çok pekiştirdi. Sokağa dökülürse onlara karşı askeri kullanmanın farklı bir anlama gelebileceğini bir düşünüyor. Bir de bana kalırsa askeri hala da güvenmiyor. Hem Amerika'da olanlar hem Boğaziçi'nde olanlar hükümeti biraz daha fazla endişelendiriyor. Bununla birlikte olası bir seçimin yapı taşları aslında döşeniyor. Ya Canan Kaftancıoğlu'nu siz bir terör örgütüyle bağdaştırmanız, Oğuzhan Asiltürk'le görüşmeniz, bilmem ne işte. Sadece o da değil, DSP Genel Başkanı'yla, ANAP Genel Başkanı'yla, Hüdapar Genel Başkanı'yla ve Oğuzhan Asiltürk'le görüştü son 4-5 gün içinde. Ve Sayın Bahçeli'yle de iki telefon görüşmesi, bir de bireysel ziyaret geldi. Hal böyleyken, ya ben şuraya varıyorum, AKP hükümeti, AKP-MHP birlikteliği, İttifakını mümkün mertebe milliyetçi oylar üzerinden genişletmek istiyorlar. Ve işte Saadet Partisi tabanına bakın, birlikte olduğunuz insan teröristtir. Siz nasıl onların olduğu bir partiye, bir yapılanmaya, bir ittifaka oy verirsiniz diye onları yanına çekmek istiyor. Ve işte mesela Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden bahsettiniz. İşte dediniz ki tam biattan bahsettiniz. Ben size şunu ekleyebilirim. Anayasa Mahkemesi Başkanı acaba tam biatçı bir başsavcı mı olacak? Onu ekleyebilirim. Vesaire vesaire vesaire. Hepsi ama hepsi. 2023 mü? Emin değilim. Daha erken bir seçim yapı taşlarıdır. Erdoğan biraz safları sıklaştırmak, hem kendi saflarını sıklaştırmak, hem de genişletmek, hem de insanlardaki, hani siz bir önceki bölümde konuştunuz, o kutuplaştırmayı daha da derinleştirip tabanı konsolide etmeye çalışıyor bana kalırsa. Yani bunun böyle hani birbirinden o kadar bağımsız şeyler değil. Olduğunu düşünmüyorsun. Bir ek yapabilir miyim? Sonra da Gürsel Bey'e döneceğim. Tabii buyurun bir ek. Güzel. Bugün bir Anayasa Mahkemesi kararı çıktı. Akit Gazetesi, Yeni Akit Gazetesi 2013 yılında yayınlanan yazısını DHKPC ile CHP'ye eşleştirmişti. Sayın Kılıçdaroğlu'na DHKPC ile iması yapmıştı. Bu sebepten dolayı Sayın Kılıçdaroğlu manevi tazminat davası açıp kazanmıştı. Yani bana DHKPC ya da CHP'ye DHKPC'li diyemesin diye. Anayasa Mahkemesi bugün dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının zorlukları içerisinde yer alan, kimi zaman acımasız, kimi zaman yoğun eleştirilere tahammül göstermesi gerektiği demokratik hayatın vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul edilmelidir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na aynı şeyi söylemek diyor ki siyasi olduğu için mümkün. Ben ne oldu şimdi? Bir önceki tazminat kararını yani boşa çıkartan bozdu, bir şey. İhlal dedi bu. Evet, boşa çıkarttı. Anayasa Mahkemesi. Şimdi bakın bu Deniz, çifte standart bunu beni... Bunu yazalım yani herhalde haberini çifte standart beni mahvediyor. Aynı buna söylenenlerin %1'ini AK Partili birine söyleseniz, MHP'li birine söyleseniz ne cezayı geçirdiğiniz, ne cezayı soruşturma kalır, ne de hukuksal olarak manevi tazminatlardan veya bununla ilgili hukuksal takiplerden kurtulabilirsiniz. Oysa muhalefet partisinin genel başkanına, bugün il başkanına, yani şuraya geleceğim. Şimdi yarın bir gün bu Anayasa Mahkemesi'nin bu içtihadına göre muhalefet partilerinin bu tür şikayetlerine, yani kendilerine terör örgütü üyeleriyle eşleştirilmesi, ki çok ağır bir şeydir, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına içtihat gösterecek bu mahkemeler. Diyecekler ki CHP'ye DHKPC demek, PKK demek. Fikir hürriyeti içerisinde. Ama aynı fikir hürriyeti, bakın şu olur. O zaman onlar da ötekine FETÖ'cü dese veya başka bir şey söylese o zaman İşte olur. Bu işte bu çifte standart, hukuktaki bu çifte standart Özlem Hanım çok ağır. Sadece o değil, siyasetin dili de bana kalırsanız çok ağır. Bir şey mi geliyor? Yani bir el bir şey mi yapmaya çalışıyor? Bütün bu yasa tasarıları, bu kararlar, bu seçilen önce... kelimeler, işte bu ziyaretler ne oluyor Ankara'da? Ya biraz önce ifade etmeye çalıştım. Aslında Türkiye'de hızla her şey çok değişti. Değişmeye de devam ediyor. Yani bir ülkede yerel mahkeme ben Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorum diyorsa ondan sonraki hukuksal tartışmalarımızın tamamı hikaye, boşa tartışıyoruz. Yani düşünün. Hala o yargıçlar yerinde oturuyor. Bir assubay çıkıyor. Ben Genelkurmay Başkanı'nı tanımıyorum diyorsa o zaman bu neyi konuşacağız? Bakın sorun şu, özellikle son 3-4 yıla baktığımızda birikmiş sorunlar var, devasa sorunlar. Bu sorunları çözemiyorsanız sorun yaratacaksınız. Ya birçok örnekleri var, dünyaya bakalım işte. Özellikle İslam coğrafyası, Orta Doğu coğrafyasının kaderi bu yani. Birbirimize çok benzeşiyoruz yani.
yönetsel olarak da o duruma doğru gidiyoruz. İçeride ciddi bir ekonomik kriz demiyorum. Yani ekonomik çöküş var mı? Var. Dış politikada büyük bir sorun var mı? Hem de çok var. Büyük sorun var. Siyasette ciddi bir sorun var mı? Var. Yani neresi iyi? Mesela hani deveye demişler ya, boynun niye eğri demiş. Nerem düzgün? Şu anda Türkiye'de ya şu da çok iyi gidiyor diyebileceğimiz bir şey var mı? Yok. E ne yapacaksınız? O zaman bütün politikanızı gerilim ve güvenlik üstünde götüreceksiniz. İşte o düşman, bu düşman. Bizim ya Sayın Erdoğan istisnasız 3 yıl önce, 4 yıl önceye kadar yani hemen hemen her hafta bir Batı ülkelerinde dolaşıyordu. Şu anda bekliyor ki ya bir acaba bir ülke bizi çağırır mı gidelim diye. Gidebileceğimiz yer Katar'dır. Katar'ın ötesine de. O da emin değiliz çünkü biliyorsunuz Suudi Arabistan'la şu anda yeni bir sınır anlaşması yaptılar. Yani Elbette yapmak zorundalar. Yani oraya baktığınızda ya bir kere şunu ya küresel ülkeler yani Amerika gibi Rusya gibi ülkelerle iş tuttuğunuz zaman İsmet Paşa'nın deyimiyle çok ağır olacak öyle anlatmayayım ama şöyle anlatayım. Küresel ülkelerle çok yakın olursanız yanarsınız, çok uzak olursanız donarsınız. Şimdi Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, Türk dış politikasında hiç görülmeyecek bir noktaya geldi. Hatırlayın ya, televizyonlar her gün çıkılıyordu. Şu anda televizyonlarda, Türk televizyonlarının tamamını açın, bakın, güzellemeler var. Tıpkı 12 Eylül dönemindeki TRT'ye benziyor. TRT biliyorsunuz, 7-8 tane öğretim görevlisi vardı, onlar kadrolu. Her akşam çıkarlardı, işte askerin güzelliklerini anlatırlardı ve komünizm ne olduğunu, işte bir sürü hikayeler. Şu andaki televizyonların durumu da bu noktada. S-400 ile ilgili neler anlatıyorlardı? Unuttuk mu ya? Bu kurulacak, gelecek, hiçbir güç engellemeyecek. Ne yapıyorsunuz şu anda? Daha 15 gün önce Amerika'ya gittiler, teslim oldular. Tamam arkadaş, biz aldık ama kusura bakmayın. Bunu oradan muhafaza edeceğiz, kullanmayacağız diyecek duruma geldiniz. Öbür tarafa bakıyorsunuz işte 2005 yılında Davuz Zurnay'la biz Avrupa Birliği'nin bir parçası olduk. Hatta akşamı bile beklemediler, gündüz havai fişekler patlattılar. Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Şimdi Avrupa Birliği'nde acaba bize hangi yaptırımlar gelecek, o korkuyla yaşıyoruz. Şimdi bu kadar sorunlar varken burada yapılması gereken bir tek şey var. Basınınız var, medyanız var, şu var, bu var ama insanların bilmediği başka bir şey var. Mesela ben araştırmacı arkadaşlara da hepsine de saygım sonsuz, ona başka bir şey ama. İşte mesela şey, efendim %20 işte muhafazakar var, yüzde bilmem ne milliyet, yok öyle bir seçmen şu anda, kusuruma bakmayın. Yok. Yok. Niye yok? Gelin Bağcılar'a gidelim. AK Parti'nin kalesi. Bakın gidelim, yarın Bağcılar'a gidelim. Bağcılar'da kahveler şu anda kapalı olduğu için bir şey diyemiyorum. Bağcılar'da aynı kahvede HDP'li de oturuyor. Hep MHP'li de oturuyor. Zaten, evet. AK Partili de CHP'li. Aynı masada oturuyorlar. Bütün bu gerilim, bütün bu provokasyonlara rağmen aşağıda hiçbir sorunun olmadığını çok net olarak söyleyebilirim. Bu çok iyi bir haber yani, değil mi? Yani eğer bir şeyden umutlanacaksak ben, sadece bundan umutlanabiliriz. Ben çünkü şunu, o kadar yüksek bir siyasi gerilim hattı var ki. Peki, 86 bin kilometre yol dolaşmışım. Böyle bir şey tamam yok diyorsun. Şu anda gidin, şu anda bir tek sorun var. Ekonomi. Çok büyük sorun. Yani gerçekten milletin burasına gelmiş. Yoksun. Büyük bir ekonomik sorun. Ekonomik sorun. Ekonomik kriz sorun değil mi? Artık aç insanlar. Sefalet. Ya şöyle düşünün. Bugün patates üreticilerin seyrettim. Şimdi biz evet, çok işler açıyoruz. Bu programları bitireceğiz, evimize gideceğiz. Evimize giderken elektriğimiz yanmıyorsa nasıl bir psikolojimiz olabilir? Evet, fatura ödeyemiyor insan. Sabah çocuğunuz kalkıyor. Anne yüzümü yıkayacağım, su akmıyor. Ve bu su akmama sebebi kesilmesi sebebi. Efendim elektrik kesik. Parasını elektrik kesik olunca bakın 570 bin hane Ekrem İmamoğlu gelmeden önce 570 bin sadece İstanbul'da 570 hane su parasını ödeyemediği için suyu kesikti. Yani böyle bir şehirde yaşıyoruz. Türkiye'nin en yoksul şehrindeyiz şu anda, İstanbul. Bir başka bir şey daha söyleyeyim. Bizim nüfusumuz ne Özlem Hanım? 81 milyon. Niye 81? 83 milyon. Niye 83?
90 milyon nüfusumuz var. Gerçekten 90 milyon. Doğru, evet. Sığınmacıları da beraber. Ya 6 milyon şu anda 6 milyon çeşitli nedenlerle. Savaştı, oydu, buydu gelmiş şu anda. Dünyada en çok göç alan ülke biziz. Tabii ki. 2021 evet, itibariyle. Şu anda son yani birinci herkes, tabii, herkes böyle Suriye konuşuyor ya. Halen bu saatte bütün bu pandemiye rağmen olağanüstü bir dışarıda şey geliyor. Yani ülkenin ismini vermeyeyim, hedef göstermeyeyim. İstisnası daha geçen hafta 200 kişi içeriye girdi. Şimdi bu 6 milyon burada insanlar bizlerle yaşıyor. Bunların işi yok, gücü yok. Ve bu göçmenlerin bugüne kadar 1 milyon da çocuk doğdu. 1 milyon. Bu 1 milyon çocuk yarın bizim çocuklarla yaşayacak mı? Evet. Yaşayacaklar. Bunlar eğitim aldılar mı? Hayır, almadılar. İyi beslenebildiler mi? Hayır, ya bizim kendi vatandaşımız iyi beslenemiyor zaten. Tarihi Yarımada'ya gidin. Tarihi Yarımada'daki o pespaya durumu bir görün orada. O çocuklar işte kimi tiner içiyor, kimi bilmem gündüz işte arabaların şeylerini silmeye meşgul. Şişli'de adım başı bir kadın elinde bir ufak bir bebekle bu insanlar ne yiyor ne içiyor bakıp buraya gelirken yani birçok kadın var. Yani yabancı uyruklu muhtemelen çoğu. Bir bölümü ama aralarında evet. Vatandaşlarımız var. Çocuk var. O kadar sık rastlıyoruz. Bunu da özür dilerim sözünüzü böldüm. En merkezi yerde yaşıyoruz yani. Şişli'de yaşıyoruz yani. Ben 4-5 tane görüyorum öyle. Evim ve işim arası 400 metre. İstanbul'da şu anda resmi olmayıp gayri resmi 40'ın üstünde mahalle var. Afgan mahallesi var, Nijerya mahallesi evet. Var. Bağdat Senegal mahallesi var. Aklınıza, evet, evet, yani evet. Bir aynen. Semt düşünün. Gettolar var artık. Evet. Elbette yani sonuçta nasıl ki Anadolu'da insanlar İstanbul'a gelmiş, göç etmiş. Sivaslılar bir yerde, Karadenizler bir yerde. Rize'de. Senegalli, Senegalli'yi buluyor. Evet, evet. Çok büyük sorun var burada da. Peki. Yani iyi kötü bizim Türkler yine sosyal dayanışması var. Aile bağları. Şimdi burada da bu nasıl olacak bunu, nasıl önleyeceksiniz? Peki. Şuna bakmamız lazım bir de son olarak. Mesela biz her dönem şehirlerdeki hırsızlık oranlarını hep bilirdik. Yani basında okurduk nedir. Şimdi merak ediyorum İstanbul'daki hırsızlık oranı ne boyutta? Bütün bu güvenliğe rağmen olağanüstü güvenlik. Yani gerçekten polis olağanüstü bir çaba sarf ediyor. Sayısı az olmasına rağmen yetmedi. Şimdi şey de var, bekçi var. Yetmedi. Bütün neredeyse işte her taraf bizi gözetliyor gibi kameralar var. Buna rağmen hırsızlığın önüne geçilemiyor. Olağanüstü bir hırsızlık var. Şimdi bu enteresan var. Bir şey oldu. Barış, buna hakikaten belki de bakmak lazım. Ben gene bu Beykoz Başabahçe pazarında birçok kişi evine hırsız girdiğini anlatıyordu yani mesela. Yani öyle... Öyle yani evlerimizin enteresan. Etrafını duvarla ördük, güvenlik koyduk falanla olmayacak. Yok, araya gitmeyeceğiz, size bir şey soracağım. Şu anda bakın bu istatistikler yayınlanmıyor. Şu anda yargının üzerindeki yükü büyük bir kısmı da yabancı ve Türkiye'deki yabancı uyrukluların işlediği suçlar. Bir de usul işletmeye çalışıyorsunuz yargıç ve Cumhuriyet Savcısı olarak. Bu adamların yattığı yer yok, bu adamların adresi yok, hırsızlık yapıyorlar bir daha bulamıyorsun. Cezaevlerinde ciddi bir yük var. Ha, yani... Hayır ama şimdi cezaevlerinde af onları çıkarıldı. Birçoğu baktığımızda yani Silivri cezaevindeki hırsızlar çok kimliği yok. Ve ben Gaziantep'te Asliye Ceza Hakimiyken bakın haftada Gaziantep, ortalama Kilis falan oralar hiç haftada anlatmıyor. Ortalama bana 20 tane iddianame geliyordu Özlem Hanım. Bu 2011'de alınmaya başladığında ben 2012-2013'e kadar Antep'teydim. Bir anda 20 iddianamenin 7 tane 8 tanesi Suriyeli uyruklarla gelmeye başladı. Bakın bundan 8 sene öncesinden söylüyorum. Şu anda beni o bölgeden dinleyen yargıç ve savcılar ağlayacaktır yani. Çünkü artık neredeyse Türk vatandaşına hizmet vermiyorlar. Adli hizmetler tamamen, güvenlik hizmetleri tamamen bu yabancı uyruklulara tahsis edilmiş halde ve yargı kilitlenmiş halde. Hırsızlığın şeyi ne acaba? Yani Türk Ceza Kanunu'ndaki suçu ne tam olarak? 141. madde, 142. madde. Kaç yıl? Baklava yani. Çalıyorsanız 5 yıl. Alt sınır 5 yıl. Sınır evet, beş. Öyle bir şey yani, vardı. Baklava çalana 5 yıl. Yani, peki, çok, bunu sonra gene ama devleti soyuyorsanız 5 lira. 5 lira mı? 5 lira bile beş değil. Kuruş 5 lira bile değil. Şunu merak ediyorum, şu TSK ile ilgili yasayı. Bize şunu bir anlatır mısınız? Bu nedir? Bu emniyet mensuplarının ve emniyetin TSK'nın sevkiyat, TSK'nın teçhizatını kullanma. Yani şimdi aslında Barış Bey'in bahsettiği gibi şu. Şu.
Şöyle ben buldum. TSK'da Emniyet ve MİT'e silah devri yetkisinden bahsediyorsunuz. Nedir? Neden geldi bu yasa? Şimdi aslında burayı doğruluyor aslında. Barış Bey'in söylediklerini doğruluyor. Analizi, analiz oluyor. Çünkü bir toplumsal olaydan bir çekilme var. Buna ilişkin olarak şimdi Boğaziçi'ndeki eylemle ilgili. Şimdi onu da bir şöyle. Bir tank getirirseniz olur mu? Çok özür diliyorum. Bir toplumsal olaydan bir çekinme mi var? Yoksa bir toplumsal olay çıksa da biz de buradan bir yani bu kadar kötü bir niyet okuması yapmak istemiyorum. Bana da yakışmaz ama öyle bir şey de var mı? Çok kısa araya girebilir miyim? Bir cümle çok evet. Kısa. Ya bu güvenlik mensupları dediğiniz bunlar uzaydan gelmiş çocuklar değil. Bizim vatandaşlarımız tamam. Tabii canım. Kardeşlerimiz. Bizim yeğenlerimizdir, tamam, kardeşlerimizdir. Tabii. Halamızın çocuğudur. Asker de öyle. Bir de onları dinleyin ya. Dinleyin onları. Konuşabilseler, yasalarla bağlılar. Konuşuyorlar, vallahi yasalarla bağlılar. Efendim yüksek sesle konuşmayabilir. Bunlarla ben güvenlik alacağım, alamazsın kardeşim. Tarihsel süreçte bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Belki hepimiz biliyoruzdur ama hatırlarsanız 1959'da ordu halkın üzerine sürülmüştü. Demokrat Parti iktidarı tarafından. Tabii. Asker tankla Kızılay'a girdiğinde ordu çok yaşa diye ordu gelmişti. Ve o zaman Cemal Gürsel'in bir uyarısı var. Başbakan'a söylüyor bunu. Orduyu halkın üzerine sürmeyin sayın başbakanım diyor. Bize halkımızı ateş ettirmeyin diyor. Yani şimdi orada da bir böyle bir şey oluyor ve bununla ilgili bir mektup veriyor yani bu yapılmasın diye. Şimdi bu tehlikeli bir şey. Nasıl tehlikeli sayın bir şey? Sayın İsmet'in önünü Uçak girişinde yaşadıkları şeyler filan çok ciddi sıkıntı. Kafası yarılıyor bunun orada. Bunun kimseye faydası yok. Topkapı'da daha büyüğü yaşanıyor. Bilmez yani mi? Arabasının önüne atlanıyor. Arabasının camları kırılıyor İsmet Ünlü'nün. Peki şimdi şu yasaya dönecek olursak bu yasa. Şöyle bunu aslında bizim normal yolda anlama ihtimalimiz çok zor. Niye öyle? Biz biliyoruz ki bizim Türk polisinde, Türk jandarmasında oldukça ciddi anlamda teçhizat ve tomacı şeyleri dediğimiz toplumsal olaylara müdahale için oldukça gelişmiş sistemlere sahibiz. Tank yok. İşte yani ne tank mı kullanacağız? Yani? Geri tekmesiz top mu kullanacağız? Mı evet. Yani bu kafalarda soru işareti. Yani çünkü böyle bir sosyal bir patlamaya gidecek bir yerde de olmadığımızı düşünüyoruz bu açıdan. Dolayısıyla Boğaziçi'nin önündeki olaylar da belli. Son derece yasaya uygun yapılıyor. Bu kadar terörize edilmesine çalışılmasına rağmen ben belgeselini bugünden getirdim yani. Bugün Boğaziçi eylemleri sonrasında gözaltına alınan 45 kişiden de bugün 21'i de adliye sevk edildi, serbest bırakıldı. Çünkü delil yok bunların bir terörist oldukları ile ilgili. Ama Sayın Cumhurbaşkanı aynen söyledi. Dedi ki oradakilerin tamamı terörist. Zaten Canan Kaftancıoğlu da DHKPC militanıdır dedi. Burada adliyede çalışanları tömet altında bırakmak istemiyorum. Yani çocukların da başına bir şey gelecek. Delil yok bunların hakkında. Delil olsaydı zaten adliye Cumhuriyet Savcılığı gereğini yapardı. Bakınız bir insanı yakalama kararını 2911 sayılı yasadan görevliye direnme suçundan gözaltı kararı alamazsınız. Yakalama kararı çıkaramazsınız. Önce adamı davet etmeniz gerekir. Eğer terör örgütü üyeliği demeden bir adam hakkında yakalama kararı çıkmaz. Ya bu ceza muhakeme, ya bu ülkede hukukçu olmak o kadar zorlaştı ki. Ya bazı şeyleri açıklıyoruz, tersine olaylar üzerimize geliyor. Biri de yanımda oturuyor zaten. Yani gerçekten çok üzülüyoruz. Yani çünkü hukuk böyle işlemez. Hukuk bizim güvencemizdir. Hukuk onu ezmek için değil, onu koruyabilmek için vardır. Düşünce hürriyetini, ifade hürriyetini ya da vatandaşların evde oldukları zaman o güvenliği korumak için vardır o yargıç Cumhuriyet Savcısı. Dolayısıyla zaten bugün adliyenin devreden çıkartılmasının sebebi bu. Bakın bunun temel sebebi de şu. Söylüyorum her şeyi değiştirmiyorlar. Bu kanunun 277. maddesi düzeltilmediği sürece ey halkım, ey Türk toplumu, Türk milleti 277. maddede 2014 yılında değişiklik yapılarak suç ceza yargıçları doğrudan siyasetin etkisine maruz bırakılmıştır. Adli yargıyı etkilemek suçu sadece kovuşturma aşamasında oluyor. Hal böyle olunca bu tür gözaltı yakalama kararlarında suç ceza yargıçları tamamen siyasi telkinlere, siyasi etkilere açık durumda. Bunlardan bir şey bekleyemezsiniz. Çünkü onlar bu kararı vermedikleri zaman kendi hukuki güvenlik hakları yok. Yani çünkü onları koruyacak kanunları bu yasadan çıkarttılar Özlem Hanım. O yargıçların bu hukuki güvenlik hakkı yok. Yani aslında suç ceza mahkemesi yargıçları sizden benden daha güvensiz durumda. Onu koruyacak o yasa maddeleri özenle seçilerek kanundan ayıklandı, bırakıldı ve yargıç ve savcılar tamamen savunmasız kaldı. Hal böyle olunca biz bekliyoruz ki tamam
ben tek başıma sürgün edildim ve tek başıma dik olarak bu işi yaptım ama herkesten bekleyemezsiniz. Herkesten bir kahramanlık beklenmez hukuk devletlerinde. Yargıç ve savcılar kahraman olsun değil. Yargıç ve savcılar coğrafi teminatlarıyla, yetki teminatlarıyla verdikleri kararın arkasında durarak olurlar. Demin söyledi ya, o kadar orijinal bir dönemden geçiyoruz ki, başka kelime kullanmak istemiyorum. Bir Anayasa Mahkemesi'nin kararını veyahut bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanmaması ne demek Özlem Hanım? Yarın da bir gün Barış hakkında beraat kararı veren Yargıtay kararını Ağır Ceza Mahkemesi uygulamadığı zaman yaptırımı yok demek. Bakın, aman ceza ya. Ağır cezadan ceza aldı. Yarın istinaf yok, hayır, beraat etmesi gerektir dediği anda tekrar yok, Ağır Ceza Mahkemesi, hayır, ben senin kararına uymadığım dediği anda yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bu demek. Bunun daha ötesi yok. 5 yıl üzerinde ceza aldınız. Yani kesinleşmedi istinafta. Yarın istinaf dedi ki hayır, bu deliller doğru değil, biz itiraz ettik. Ve dedi ki istinaf mahkemesi beraat etmesi gerekir. Ağır Ceza Mahkemesi şunu diyebilir, ben uygulamıyorum. Ne diyeceğiz? Koskoca Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmamış. Bunu halk, herkes kendi açısından baksın. Binlerce insan yargılanıyor. Zaten insanlar yargıya güvenmiyorlar. Bu söylediğinizde artık hiç güvenmeyecekler. Kısa bir reklam arasına gidiyorum. Bu yol açılır mı? Feci bir şey bu anlattığınız. Güçlülerin yargısı oldu. Yani işte güçlerin yargısı. Kısa bir reklam arasına gidiyorum. Reklam arasında kameraman arkadaşım Murat nerede arkadaşlar? Murat'cığım sen Cendere kitabını mı getirdin? Barış'a imzalatmak için. Tamam, harika. Reklam arasında da Murat'ın kitabını Barış Pehlivan imzalıyor efendim. Kısa bir ara devam edeceğiz.